Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine bir yıldan az bir süre kala gözler kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarına çevrildi. Ekonomi başta olmak üzere neredeyse her alanda yaşanan sorunlar nedeniyle birçok ankette iktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP'ye seçmen desteğinin azaldığı görülüyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Metropol Araştırma Şirketi'nin Temmuz ayı anketinden sonuçları köşesine taşıdı. 11-16 Temmuz arasında 26 şehirde 2091 yurttaşla yapılan araştırma ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yanıt ve sonuçlar Erdoğan açısından felaket senaryosunu andırıyor dedi. Buna göre Erdoğan, 3 muhalif adayla yarıştığı ilk turu birinci olarak tamamlasa da aldığı o %40'ın altında. ikinci turda ise 5 muhalif adayın da gerisinde kalıyor. Bu turda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erdoğan'ı 16 puanlık farkla geçiyor. Erdoğan diğer 4 aday karşısında %42.7'yi aşamıyor. Araştırmada birinci ve ikinci turda olasılıklı senaryolar geliştirildi ve katılımcılara sorular soruldu. Birinci turda Erdoğan'ın karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener ve HDP'nin adayı aynı anda yarışa sokuldu. Tablo şöyle şekillendi. Erdoğan %38.8, Kılıçdaroğlu %22.3, Akşener %18, HDP adayı %10 alıyor. Kararsızlar, protestocular ve cevabım yok diyenlerin toplamı %10.8'de kalıyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ortak bir isimde anlaşılmazsa, altılı masada birden çok adayın yarışa katılabileceğini söylediği için ikinci senaryoda seçenekler arasına alındı. Babacan aday olduğu takdirde %10.5 oy elde ediyor. Bu durumda Erdoğan'ın oyu %38.3'e inerken Kılıçdaroğlu'nun oyu %30.3'e çıkıyor. İkinci turda ise Erdoğan karşısında 5 ihtimalle senaryonun üzerine duruldu. Erdoğan ve Mansur Yavaş yarışırsa Erdoğan %37.7, Yavaş %53.9 oy alıyor. Arada 16 puan fark var. %8.4 kararsızlar, protestocular ve cevabım yok diyenlerden oluşuyor. Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu yarışırsa Erdoğan %42.3, İmamoğlu %48.6 alıyor. Kararsızların ve diğerlerinin toplamı %9.1 oluyor. Erdoğan ve Akşener yarışırsa Erdoğan %42.3, Akşener %46.4 alıyor. Kararsızların ve diğerlerin toplamı %11.3 oluyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışırsa Erdoğan %42.7, Kılıçdaroğlu %45.4 alıyor kararsızların ve diğerlerin toplamı %11.9 oluyor dedi.